Merhaba arkadaşlar, Bahçe Delisi'nden herkese selamlar. Bugün yer fıstığı yani kabuklu fıstığın ekimini, sulanmasını, toprak yapısı, hasat zamanı, ne zaman dikilir bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca bahçesi olmayanlar için saksıya dikim yapacağım. Saksıdaki gelişimiyle topraktaki gelişimi arasındaki farkları birlikte kıyaslayacağız. Biraz dikimden bahsedeyim ve tohumdan bahsedeyim. Arkadaşlar şöyle tohumlarımız var. Görüyorsunuz. Bu tohumları iri boy seçmekte fayda var arkadaşlar. Bunları iri boyu seçmemizdeki sebep daha iyi, daha kaliteli bir verim elde etmek. Bunları iri şekilde seçersek uygun olur. Ayrıca şunların kabuğunu bakın şu şekilde soymuyoruz. Soyarsak olumlu sonuç elde etmeyiz. Bu toprak da ayrılır ya da içerisine mantar girer. O yüzden bu şekilde ayırmıyoruz arkadaşlar. Şimdi elimizde şöyle tohumlarımız var. Dikim aralığı birer karış. Şöyle birer karış. Sıra aralığı 50'şer santim olmalı. Ben şimdi şu hizaya ekeceğim. Şöyle gördüğünüz hizaya. Diğer sırayla arasında 50 santim olacak. Çünkü bunun çapalaması ve boğaz dolumu yapılması gerekiyor. O yüzden araya mesafe bırakıyorum. Ayrıca güneş ışınlarında sağlıklı alsın diye. Şimdi bunu şu şekilde ektiğimiz zaman bunu da yaklaşık bir karış yani 20 santim arayla ekmemiz gerekiyor. Peki tohumla toprak hizası arasında kaç santim olmalı? Yani üzerine ne kadar toprak atmalıyız? Arkadaşlar tohumla toprak yüzeyi arasında 4 parmak yani 5 santim olmalı. Bakın bunu şu şekilde kapatsak yeterli arkadaşlar. Ben bunu şimdi sulamayacağım. Çünkü Nisan ayının 10'undayız. Bunun Nisan'ın ortası, Mart'ın sonu gibi ekebilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeye bağlı. Ben karasal iklimde bulunuyorum. Ankara ilindeyim. Şimdi yarın kar gösteriyor hava. Ama Nisan'ın 20-25'inden sonra artık havalar ısınacağı için bir problem olacağını düşünmüyorum. Siz de bulunduğunuz bölgeye göre ekim zamanınızı belirleyebilirsiniz. Sıcak iklimdeyseniz Mart'ın ortası gibi bile ekebilirsiniz. Örneğin Antalya vesaire. Toprak yapısından bahsedecek olursak, toprak yapısı arkadaşlar bu bölgede bu toprak havuç toprağı olarak geçiyor. Biraz humuslu bir toprak, suyu tutan bir toprak bu. Fıstıklar böyle deniz kumu ya da mesela inşaat kumu tarzı kumlardan hoşlanıyor. Çünkü şölemesine bir kök gelişimi oluyor ve saçak kökten oluşuyor. Kolay kök yapması için, kolay ilerleyebilmesi için ince taneli, ince kum topraklardan olması gerekiyor. Ben bunu şimdi bunda olur mu diyecekseniz burada ilk defa deneyeceğim. Fakat bunu sık çapalayacağım için olacağını düşünüyorum. En önemlisi çapalamak ve boğaz dolumu fıstıkta. Şimdi dikim aralığını anlattım. Sulamadan bahsedeyim. Sulama arkadaşlar çok sıcak havalarda haftada 2 defa en az sulanması gerekiyor. Özellikle çiçekten meyveye döndüğü zaman. Şimdi ben bunların aşamalarını sizlere arkadaşlar şimdi gösteremeyeceğim ama aşama aşama yani filiz bir karış olduğunda, çapalama anında, gübreleme anında hepsini ayrı ayrı video çekeceğim ki izleyen arkadaşlar kısa kısa izlesin ve sıkılmasın. Sulamadan bahsettik, gübrelemeden bahsedelim. Bu toprak işli değil. Yani uzun zamandır nadasa bırakılmış bir toprak. Bu toprağa ben şu an gübre atmayacağım arkadaşlar. Ama fidan yani fıstık fidanı bir karış olduğunda buna dibine gübreleyeceğim ve güzelce çapalayacağım. Hasat zamanından bahsedelim. Hasat zamanında bunun Eylül ortaları, Ekim gibi oluyor arkadaşlar. Kısaca teorik olarak nasıl olacak bu fıstık nasıl gelişim süreci bunlardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar diyelim anlatıyorum teorik olarak bunu diktik. Bu filizlendi bir karış boya ulaştı. Sonrasında çiçeklenme başlıyor. Çiçeklendikten sonra kenarlarından yaprakların arasından böyle iğne gibi dallar veriyor. Dalların ucunda fıstığa benzer böyle küçücük çam fıstığına benzer tomurcuklar oluyor. Tomurcuklar çıktığında buna boğaz dolumu yapıyoruz arkadaşlar. Boğaz dolumu yaptıktan sonra o fıstık toprağı görünce kendini dibe doğru hareketlendiriyor. Ve orada
bildiğimiz kabuklu fıstık, yani fıstığın kabukları oluşuyor. Sonrasında boğaz dolumunu yaptıkça o meyvesi artıyor arkadaşlar. Şimdi bunu ilk defa deneyeceğiz. İlk defa deneyen arkadaşlar için de güzel bir video olacak. Ayrıca bahçesi olmayan arkadaşlar için de saksıya dikeceğiz. Saksıda nasıl dikilir onu anlatacağım. Bahçesi olanlar için de fıstığı sevenler ya da yetiştirmek için merak edenler için güzel bir video olacak arkadaşlar. Aşamalarını birlikte izleyeceğiz. Şimdi dikim aralığını gösterdim. Bu şekilde şu iki ip arasına bunu diktik sayılır arkadaşlar. Ben bunu dikeceğim. Fazla videoyu da uzatmak istemiyorum. Şimdi saksının oraya geçelim arkadaşlar. Saksıya dikimi gösterelim. Sonrasında videoyu bitirelim. Arkadaşlar 50 litrelik bir ağaç saksımız var. Bunda 4 kürek gübre var. Gerisi toprak. Şöyle üzerine toprak atmıştım. Gübreyle beraber karıştırayım. Şimdi buna fıstık ekeceğiz. Yalnız şöyle bir şey, bunu ağzına kadar doldurdum. Normalde buna boğaz dolumu yapmamız gerekiyor. Boğaz dolumu yaparken yani fide çıktığı zaman bunun etrafına tahtadan ya da farklı bir şeyden şey yapacağım, şöyle yükseltme yapacağım. Sonrasında boğaz dolumu yapacağım. Çünkü buna boğaz dolumu yapacak yer kalmadı. Bilerek yaptım bunu. Aşağısı derin olsun diye. Şimdi yüzeyimiz şu şekilde. Şimdi buna nasıl ekeceğiz? Buna ben 3 tane ekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle de 3. Şimdi bu 3 taneyi ektik. Şimdi 3 tane ekmemin sebebi belki buna fazla gelebilir. Biri çıkmazsa biri çıkar, biri çıkmazsa biri çıkar. Biz duruma göre bir tanesini olmazsa buradan başka bir yere aktarırız. Şu şekilde bunu fazla değil, şöyle gömdüm arkadaşlar. Dediğim gibi filiz çıkınca bunları şey yapacağız. Saksıdaki gelişimi ve topraktaki gelişim süreçlerini beraber takip edeceğiz arkadaşlar. Fıstık ekimi ile ilgili videom bu kadar. Gelişimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bahçe delisinden herkese selam ve saygılarla. Thank you.